Radyodan kalma bir alışkanlığım var da ben genelde konuştuklarımı kaydederim. Ne söylediğimi sonra da dinlerim. Ağzından çıkanı kulağın duysun derler ya. Bu onu sağlıyor yani teknik olarak. Yoksa hani bu deyim bununla alakalı değil ama yine de bunu yapmak çok güzel. Siz de eğer insanlara bir gün konuşursanız kaydedin konuştuklarınızı ki ileride eve gidince acaba ben ne söyledim insanlara? Bu söylediğim şey doğru muydu, yanlış mıydı? Kendi kendinizi önce değerlendirin, sonra dedikodulara sonra kulak asarsınız. Aa öyle dedi, demek istedi falan filan gibi şeyler olmasın. Bunu yaparsanız aynı zamanda şey de oluyor. Allah da kaydediyor, farkındasınız ama. Ben bunu kahvede falan yapıyorum arkadaşlarla. Oturuyorlar, bir konudan bahsediyorum. Zaten şey, darmadağınık konuşursun ya arkadaşlarla oturunca. Kayıt aletini masaya koyduğunda şey, susuyorlar. Halbuki şey, Allah kaydediyor. Yani bu bunun bilincinde olmalıyız. Fakat insan bunun her zaman bilincinde olmuyor değil mi? İnsanız ve biz her halimiz bilinçli olsaydı melek falan olurduk. O yüzden biz insanız, biz Tanrı değiliz, biz kullarız. Ve hata yaparız. Fakat hatalarımızı takip etme yeteneğini de Allah bize verdiği için bunun için çeşitli teknikler kullanabilirsiniz. Bu basit tekniklerden bir tanesi. Siz kendi kendinizi başka türlü de denetleyebilirsiniz. Bismillah diyerek başlayalım. İsmim Mustafa Uysal. Burada Tavşanlı İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum 94 yıllarında. Sonra açık öğretimden sosyoloji okudum. Sonra Mülayimtepe'de orada bir okul bitirdim. Sonra Cumhur abinin orada kahvede bir okul daha bitirdim. Sonra hala okumaya devam ediyorum. İnşallah ölene kadar da öğrenci kalmaya kendi kendime söz verdim. Allah güç verdikçe. Öğrenciliğinizi bitirmeyenlerden olun siz de inşallah. Ne zaman ki öğrenciliğinizin bittiğini düşünürseniz siz de bitmişsinizdir. Böyle düşünürseniz gelişmeye devam edersiniz. Bugün kitap yazar buluşması başlığında olduğu için ben daha çok kitaplardan söz edeceğim. Fakat daha duygusal bir konuşma olsun, daha samimi bir konuşma olsun. Ben genelde liselerde sizin okulunuzda şöyle derdim. İki tür konuşma vardır. Birisi duygularınıza hitap eder, birisi aklınıza hitap eder. Aklınıza hitap edeni doğrulayabilirsiniz, yanlışlayabilirsiniz, kaynaklarını sorabilirsiniz, kaynaklarından araştırabilirsiniz. Fakat duygularınıza hitap edenler sizi güldürür, ağlatır, hüzünlendirir, gaza getirir, tamam mı? Böyle bir konuşmadır. Genelde motive edici konuşmalar bu tür şeyler. Fakat din alanında olur, siyaset alanında olur, işte bu tür alanlarda olur. Akılcı konuşmak, aklınıza hitap etmek elbette sadece duygusal olmaz. İkisi birbirine karışır. Ben bazen yoruluyorum böyle yaparken hani yok şunun da kaynağını getireyim, bunu bilsinler şuradan alayım falan diye. Bugün böyle küçücük samimi bir konuşma olsun diye düşündüm. Ekmeğin hikayesiyle başlayayım. 3 tane çocuğum var. Ben hep şey ya düşündüm, Enes doğduktan sonra bu büyüsün, konuşmaya başlasın, biraz anlasın, ben ona ekmeğin hikayesini anlatayım. Çünkü o benim gibi bir köyde doğmadı, ben köyde doğdum. Buğdayın nasıl ekildiğini, nasıl biçildiğini, nasıl değirmene götürüldüğünü, değirmenden nasıl alındığını, sonra fırına nasıl götürüldüğünü falan bütün bu süreçleri görerek, yaparak büyüdüm. Ekmeğin bir hikayesi var değil mi? Madem konumuz hikaye, ekmeğin hikayesiyle başlayalım. Arkadaşlar ekmeğin hikayesi çiftçinin ambarında başlıyor. Oradaki buğday tanelerini alıp tarlayı sürüp oraya ekmesiyle başlıyor. Onlar yavaş yavaş büyüyorlar ve sonra onlar biçiliyor. Çok büyük emekler var her aşamasında. Sonra toplanıyor, harmana götürülüyor. Harmanda işte onlar buğday sapından ayrılıyor. Sonra oradan değirmene götürülüyor. Oradan fırına, oradan sofranıza gelene kadar pek çok aşamadan geçiyor. Bu bir hikaye mi? Evet. Ekmeğin hikayesi değil mi aslında bu? Fakat ekmeğin hikayesinde unutulan bir yer var hep. Ben yıllarca anlattım hem kendi çocuklarıma hem diğer çocuklara. Neden bunu anlatıyorum? Şeyi bilsinler diye. Nimetin kendisine nasıl ulaştığını bilsinler. Bir de bir hikaye etme metodu öğrensinler diye. Bir şeyi hikaye etmek çok önemlidir. Akşam eve gittiğinizde akşam yemeğinde annenize ya da babanıza ya da kardeşinize bir şey anlatırsınız değil mi? Ya bugün yolda yürürken şöyle oldu, birini gördüm falan. İlginç bir şeydir sizin için ya da onlara ilginç gelebileceğini düşündüğünüz. Bu hikaye etme metodudur. Ben onu da kazansınlar diye anlatırım. Nimetin kendilerine nasıl geldiklerini bilsinler diye de anlatırım. Fakat yıllarca anlattıktan sonra şunu fark ettim.
hiç kimse çiftçinin o anki duygusuna, psikolojisine, çiftçinin hayal dünyasına odaklanmıyor. Ben de dahil. Onu ekmeğe yönlendiren niyetin üzerinde durmuyoruz. Ekerkenki psikolojilerin üzerinde durmuyoruz. Bir ayakkabı üreticisine de aynısını yapıyoruz. Sonra şuradaki terziye de aynısını yapıyoruz. Yani terzi çok umurumuzda değil. Fırıncı çok umurumuzda değil. Çiftçi çok umurumuzda değil. Son ürün bize gelsin yeter. Telefonu mesela üretenlerle ilgili böyle bir şey çok umurumuzda değil. Masayı üreten marangozlarla ilgili. Fakat kitap yazanlarla ilgili olarak yazarın ne durumda olduğu çok umurumuzda değil mi? Bakın burada bir haksızlık yapıyoruz. Biz şöyle yapıyoruz. İşte Pulitzer ödüllü, işte bilmem ne ödülü veriyorlardı kitapla ilgili en büyük ödül? Nobel. Nobel ödüllü işte yazar bilmem kim falan bunları alkışlıyoruz. Hiç fırıncıyı alkışlarken gördünüz mü toplumu? Her gün sabah 5'te kalkıp bize sabah ekmek hazırlayan fırıncının alkışlanmaya değer hiçbir başarısı yok mudur? Var değil mi? Yani bakın bütün meslekler için bu böyle. Onlar bütün bu sosyal yapı içinde çok şahane görevler icra ediyorlar. Şuradaki çöpçü o çöpleri 10 gün boyunca almadığında ne hale geldiğini düşünün. Demek ki alkışlanmayı hak eden bir şey yapıyor. Bize dokunuyor. O yüzden mesleklere bakarken, olayları anlamaya çalışırken bütüncül bakmaya çalışın. Bunu anlatışımın bir sebebi daha var. Siz de ileride bir şeyler yapacaksınız. Şu an bir şeyle sorumlusunuz öğrenci olmakla. Yaptığınız iş çok değerli. Birileri sizi tanımıyor olabilir. Birileri sizin yaptığınız işe ödül vermiyor olabilir. Birileri sizin yaptığınız işi alkışlamıyor olabilir. Fakat siz çok şahane bir iş yapıyorsunuz bu toplumda. Belki ileride birileri sosyoloji okur, sosyal bilimler okur. O zaman fark edersiniz toplum nasıl karmaşık bir mekanizma, bir makine. Karma karışık bir makine. Her bir insan orada o makineyi çalıştırmak için bir şey yapıyor. O makinenin küçücük parçası olmadığını da anlıyorsunuz. Sabah kalktığınızda musluğu açtığınızda su akmadığını da anlıyorsunuz. Pek çok insanın işini yapamamış olduğunu yani çeşitli sebeplerden. Ya da bir şey eksik olduğunu da anlıyorsunuz onu. Fakat yine de şey o çok değerli olmuyor gözünüzde işte ünlü olanlar gibi. Siz ne yapıyor olursanız olun çok değerli bir şey yaptığınızın farkında olun. Haram işler haricinde söylüyorum tabii bunu. O yüzden de kendi değerinizin farkında olun. Bu değerin size farkında olmanızı sağlayacak en güzel şeylerden bir tanesi de kitap. Kitap hediye ederek başlayayım. Kimlik numaralarınızı ezberebiliyor musunuz? Bir şey sorup vermek yerine böyle rastgele yapmayı düşünüyorum. İçinde benim orta ve lise numaramın olduğu kimlik numarasına kitabı vereceğim. 91 geçen var mı içinde? 9'a 1 yan yana. Yok mu? 9 ve 1 geçen var mı? Ayrı ayrı. Benim var. İlk arkadaş söyledi ama. O yüzden ona veriyorum. Buyur. Teşekkür ederim. Rastgele seçmeye çalıştım. Hayırlı olsun. İnşallah okursun, arkadaşlarına paylaşırsın. Onlar da okumak isterlerse tabii. Başlayalım. Hikayesi olan şeyler var etrafınızda. Bana örnek vermek isteyen var mı? Hikayesi olan bir şeyi göstermek isteyen. Nasıl yani? Bayağı bir hikayesi var şunun diyebileceğim bir şeyler var mı etrafında? Ya da yaşadığın yerlerde, dışarıda falan. Her şeyin bir hikayesi vardır. Aslında bu böyle değil mi? Her şeyin bir hikayesi vardır. Hikayesi olan şeyler daha değerlidir. Bunu söyleyeyim size. Bir gün gezerken şöyle şeye uğrayayım. Tahsin abinin dükkanına, ayakkabıcı. Orada eski malzemeleri sergiliyor. O malzemelerin her birinin bir hikayesi var ve değerli. Bir gün bir sanat galerisine gidin İstanbul'da. Orada alelade böyle eskimiş bir ayakkabı görürsünüz. Tek duvara asmışlar. Arka planı süslü falan. Böyle ışık vuruyor üzerine spot. Bu sanat eseri çok değerli. Ya da İşte bilmem ne böyle küçücük bir pipo onu satıyorlar sanat galerisinde, müzayede salonunda. Neden? Çünkü onu Churchill işte İngiltere'de barış anlaşmasını imzalarken pipoyu içmiş. O pipo işte o. Onun için çok değerli. Bir hikayesi var değil mi? Yaptığınız her işe bir hikaye bulun. Zaten o var olan hikayeyi keşfedin yaptığınız işteki. Ve onu değerlendirin. Hikayesi yoksa mesela çok da değer verilmiyor. Mesela benim evimde işte kitaplığımda bir tane saat var zincirli.
O devamlı karşımdadır, böyle sallanır. Dedem ölürken bana bıraktı onu. Ölmeden önce, ölürken demeyeyim çünkü. Ölürken deyince bak kelimeler ne kadar acayip değil mi? Tam ölmek üzere saat çıkarıyor. Öyle değil. Yani ölmeden biraz önce bana bıraktı. Dedi bunun kıymetini sen bilirsin. Bilmiyorum hangi sebeple söyledi. Sonra ben onu aldım. Dedem öldükten bir ay sonra babama dedim ki baba bu sen sakla, bu dedemin saati. Çünkü onun hakkıydı. Dedem haksızlık mı yaptı? Yok. Yani öyle. Bu hani babadan oğula geçen bir şeymiş gibi illa babamı takip edecek diye bir şey yok. Ben ona verdim. Babam epey kullandı onu. Kullandı dediğim de hani asıyor onu, babasını hatırlıyor sonuçta. Babam öldükten sonra kardeşlerim bu saat babamın saati mi? Hayır, o benim saatim. Ben tekrar geri aldım onu ve şimdi karşımda duruyor. Ve bir hikayesi var. Ama küçük oğlum için bunun hikayesi yok. Küçük oğlum onu orada sallanan böyle metal bir saat olarak görüyor. Şey arada bir böyle dokunuyor sallansın diye. Hani bu şeyler var ya, psikiyatristler böyle sallıyor. O saatlere benzediği için o da onun böyle dokunuyor, böyle kafasını sallıyor. O kadar. Onun bir hikayesi var ve onun bir değeri var. Siz ilkokulda yaptığınız şeyleri saklıyor musunuz, atıyor musunuz bilmiyorum ama bazılarını saklayın, hepsini değil, yoksa masumlar apartmanına dönerebiliriz. Bazılarını saklayın, tamam mı? Yani bazı nesneler olsun, çünkü onlar hatıra tutucudur. Hatıralarınız oraya yapışır. Hatıralar nesnelere yapışır. Böyle bir şey, bazen maalesef yapışır, bazen iyi ki yapışır. O iyi ki yapışır dediğiniz nesnelerin bazılarını biriktirin ve onları bir yerlere koyun. Özellikle kitapları okurken kitaplarınızı hatıra tutucu yapın. Nasıl? Kitap okurken kalem kullanın. Başkasının kitabıysa kullanmayın da. Ama kitap okurken kesinlikle kalem tutun, kalem kullanın. Kur'an okurken bile ben ona hatıra tutucu muamelesi de yapıyorum aynı zamanda. Yani Kur'an'a sadece hatıra tutucu muamelesi yapmıyorum. Aynı zamanda hatıra tutucu muamelesi yapıyorum. Mesela benim okuduğum Kur'an-ı Kerimlere bir bakın. Bugün yağmurluydu falan yazar. Bugün bilmem ne oldu. Bugün falan. Yani okumuşum, oraya not almışım. Bu bir hatıra tutucudur. Ben onu tekrar okuduğumda ona aynı gün içindeki psikolojimi, algımı falan bunlar değiştirir. Kitap okurken aynı zamanda altını çizersiniz değil mi? Altını çizmek de hatıranıza bir şey daha eklemektir. Hatıra deyince şöyle düşünüyorsunuz. Sadece duygusal hatıralar. Aa babamla ne güzel gezmiştik. Aa ablamla şöyle yapmıştık. Gibi şeyler değil. İşinize yarayacak şeyler de hatıralardır. Onlar işinize yarayacak altını çizerseniz ve çok değerli bir birikim olarak sizin kütüphanenize kalacak. Kesinlikle bir kütüphaneniz olsun. Benim ilk kütüphanemde bir kitap vardı. Ve şey evi yapıyordu babam o zaman, inşaat halindeydi. O inşaattan artan tahtalar var ya, üzerinde beton kalıntıları falan olur. Anam şey derdi, onu evin içine getirme, her tarafa toz dökülüyor diye. Ben fırçayla kazmaya çalıştırdım ama ne kadar kazırsanız kazın beton olan bir tahtayı, yine de en nihayetinde toz kalıyordu. Onlardan böyle derme çatma bir şey, dikdörtgen bir şey yaptım. İlk kitabımı oraya koydum. Ortaokul sondaydım zannederim. Ve şey dedim, benim bir kütüphanem olacak inşallah ileride. Çalıştığım bütün parayla sırayla kitap alırdım. Kitap satın alın böyle bütün paranıza demiyorum ama bir kütüphaneniz olsun. Bu şey olacak, bugün bir kitap alırsın, yarın bir daha, 10 yıl sonra bir daha, ama aldığın kitaplar evinin bir köşesinde kütüphane olarak dursun. Bugün pek çok evde bir kütüphane yok maalesef. Burası bir kütüphane aynı zamanda, fakat pek çok evin kütüphane olarak adlandırılan bir odası yok. Ben şunu düşünmüştüm, bizim evde yani babamlarla beraber yaşadığım yerde kütüphane olarak adlandırılacak bir oda olsun. Çünkü bu çok değerli bir hazine. Büyüdüğümde de evlendiğimde de aynı şeyi düşündüm. Bizim evde kütüphane deneyebileceğimiz bir odamız olmalı. Ve öyle oldu. 5 kitap mı var? Olsun, önemli değil. Siz oranın adına kütüphane değil. Sonra çoğalır. Kitap sayısının bir önemi var mı sizce burada? Hayır, sayının bir önemi yok. Kitapla bağınızın bir önemi var. O yüzden ben kütüphane olsun evinizde diye söylüyorum. Ve sonra çoğalır, azalır, hiç önemli değil. Biz her taşındığımızda kitap atıyorduk mesela, dağıtıyorduk. Çünkü artık koyacak yer kalmıyor, tamam mı? Yani dergileri zaten hanım ilk gözünü dergileri kestiriyor. Bunlar ya kolinin içinde duruyor mecburen. Ama benim bu 15 yaşında aldığım dergi vardı orada, bak okuduğum. Ya ben nereye koyayım diye soruyor. Onu yani taşıya taşıya bıktık diye söylüyor. Önemli değil. Gelirler giderler, fakat o kütüphane orada dursun odanız olarak, bir evinizin bir köşesinde. Mutlaka kitapla bağınızı böylece devam ettirin.
Sonrasında insan olmak ve insan kalmak çabası, kitapla bağ. Ben hep çocuklarıma soruyorum, en küçüğe soruyorum artık, diğerleri evden gittiği için böyle. Sence ben neden kitap okuyorum? Bu soruyu soruyorum. Neden soruyorum biliyor musunuz? Farkına varsın diye. Zaten farkındadır hani evin içinde okurken. Ama bunun biraz da bilinç olarak kafasına yazsın. Sence ben neden kitap okuyorum? Bu soruyu sordurun ki onun üzerine düşünsün. Bazı cevaplar veriyor. İşte bir şeyi öğrenmek için, bir şey yapmak için, işte şuna şunu söylemek için, buna yapmak için, o kitapta bilmem neyi görmek için. En nihayetinde şu, bekle. Benim bir cevabım var bununla ilgili. Cevabım şu. Ben insan olabilmek için kitap okuyorum. Yetmez mi bu kadar okudun? Hayır. İnsan kalabilmen de gerekiyor. İnsan olmak yetmiyor. Çünkü bu dinamik bir süreç. Yani bir şey, bu mesela ne diyorlar bunun adına? MDF artık ne malzemesi ise. Bu malzeme bütün olarak üretildi. Sonra sergiye çıkarıldı. Bir tane mobilyacı bunu aldı ve bunu sehpa yaptı. Nihai hedefi bu artık. Bunun sehpa olmak. Dinamik bir süreç değil. Statik bir süreç. Durağanlaştı. Sehpa oldu ve artık sehpa olarak devam ediyor. İnsan böyle mi? Böyle mi sizce insan? Hayır. Siz bir şey olursunuz ve öyle devam edersiniz değil. İnsan kalbi, bunu hani Kur'an diliyle söylersek kalbi, aslında zihnen bahsediyoruz değil mi? Beyinden. Kalıcı değildir arkadaşlar. Sürekli halden hale girer, şekilden şekle girer. Ve kötü bir yere doğru da evrilebilir, iyi bir yere doğru da evrilebilir. Siz bu süreci yönetecek kişisiniz aynı zamanda. Kendinizin süreçlerini yönetecek bilince de sahip olabileceksiniz. Bunu ne yapar? Bunu en iyi kitaplar sağlar yine size. Bunu en iyi kitap gibi insanlar sağlar. İşte etrafınızdaki insanlar, ablalarınız, hocalarınız. Bunlardan koparsanız bir gün insan olma sürecinizi kopardığınızı bilmeniz gerekiyor. Bundan koparsanız bir gün insan kalmanızın geriye doğru gittiğinizi bilmeniz gerekiyor. Ya benim için konuşmak kolay. Arkadaşlarımdan bazıları böyle söylüyor. Tabii ya, senin işin zaten buna müsait. Ya ben uzun yıllar radyoda çalıştım, 25 sene falan gibi. Zaten sen okuyup yazmak üzerine çalışıyorsun. Zaten sen öğretmensin. Zaten sen bilmem nesin, hani başkaları için de söylenebilecek şeyler. İyi de bizim işimiz öyle değil ki. Yani biz işte bilmem nerede çalışıyoruz akşama kadar. Akşam yoğrulup eve geliyoruz. Ondan sonra da 3 saat dizi izliyoruz. Bak bunu söylemiyorlar ha. O kısmını söylemiyorlar genelde. Televizyon izlemek de bir efor, bir enerji, bir kararlılık, bir azim gerektiriyor. Böyle söyleyince saçma görünüyor değil mi? Nasıl ya? Sevdiğin diziyi izlemek nasıl bir kararlılık, nasıl bir azim, nasıl bir enerji gerektirebilir? Gerektiriyor. Siz onu sevmeyin bakalım, o zaman ne hissedeceksiniz? İzleyebilecek misiniz? Devamlılık sağlayabilecek misiniz? 3 saat orada oturabilecek misiniz? 3 saat boyunca size sevmediğiniz bir şeyi izletelim bakalım, o zaman nasıl bir enerji, azim, kararlılıkla yaptığınızı anlayabilecek misiniz? Bunu yapabilen bir insan günlük 10 dakika kitaba ayıramayacağını düşünüyor. Ya bu bu tercih meselesi. Senin tercihin öyle olmuş, bunun tercihi de böyle olmuş. Sizin tercihinizin en azından bir kısmını siz ayırabilirsiniz, kitaplara ayırabilirsiniz. Ya da bak, kitap diyorum da, kitap şu iki kapak arasındaki kağıtlar ve içindeki bilgilerden oluşuyor. Kitap gibi insanlara ayırabilirsiniz. Kitap gibi olaylara ayırabilirsiniz. Kitap gibi gözlemlere ayırabilirsiniz. Ya ama bundan kopmamanız gerektiğini bilin. Kitapsız kalmaktan korkun. Ben sabah evden çıktığımda yanıma kitap almamışsam şey yapıyor. Hani telefonla unutursanız ne yaparsınız? Koşarak eve dönersiniz değil mi? Bugün yanımda kitap yoksa ben evden çıktığımda ben evden çıkmam, geri dönerim. Kesinlikle geri dönerim. Bunu nasıl yapıyorum? Var. O kitabı alıyorum mesela, şu beline silah takılan yer var ya. O kemerin arasına koyuyorum. Hoş geldiniz hocam. Kitapsız evden çıkmayın. Şimdi daha da kolaylaştı işim. Dijital bir kitap satın aldım 2018'de. Şöyle bir şey. İçine her türlü kitabı koyup o yanınıza taşıyabiliyorsunuz ve okuyabiliyorsunuz. Fakat bunu biraz daha büyüyünce size tavsiye edeyim. Şimdi normal kitaplarla haşır neşir olun. Neden? Dijital kitapları ben pek sevmiyorum. Kitabı dokunmak, hissetmek istiyorum. Fakat bu ben de sevmiyorum. Ama bu dijital kitap
normal kitap sayfasına benziyor, gözünüzü yormuyor. Her türlü kolaylığı sağlıyor size. Fakat şu normal kitap var ya, onun havasını vermiyor tabii. Evet. O kitaptan hiç kopmayın. Dijital çağa gelmiş olsanız da, kitaplar böyle hani sanal olarak önünüze geliyor olsa bile bu kitaptan asla kopmayın. Size desinler ki çok gelenekselmiş, çok geri kafaymış, ilkelmiş. O zaman bile kopmayın. Onu böyle sayfalarını açıp hiç yaptınız mı böyle bir şey? Ben yaptım. Ha, bu nasıl bir şey değil mi? Bu ayrı bir şey. Fakat daha alerjim var. Yapma o zaman. Sen dijital kitapları yap onu. Bundan kopmayın diye söylüyorum. Yani duygusal bir konuşma yapacağımı söylemiştim en baştan değil mi? O yüzden yadırgamayın böyle söylediklerimi. Kitapla bağınızı sürekli bir şekilde devam ettirmeniz gerekiyor. Şunu söylüyorlar. Ben kitap okuyamıyorum. Kitap sevmiyorum okumayı. İnsanların kitap okumayı sevmemesini anlamaya çalışıyorum. Haklı olabilirler. Şey diyor yani herkes farklı yaratılmıştır. Ben de kitap okumayı sevmiyorum. Sevsem bile devam ettiremiyorum. Demek ki yanlış teknik kullanıyor. Demek ki doğru bir kitapla karşılaşmamış. Şey diyor bak şimdi de şunu söylüyor. Bir gün işte geziyorduk arkadaşlarla dağda altın bulduk. Böyle gömülüymüş falan. Kitap okumak ve kitapla tanışmak böyle bir şey değil arkadaşlar. Yani rastgele gezerken iyi bir kitaba denk gelip de falan... Altın dağda rastgele dolaşırken bulmuş bir küp zengin olmuş. Türkiye'de 84 milyon insan var. Kaç tanesi böyle bir şeye denk gelir? Yani yılda bir belki 20 yılda bir böyle bir şey olur. Fakat şöyle bir şey var. Altın arama şirketleri var. Duydunuz mu hiç? Tamam bunlar ne yapıyorlar? Nerede altın aranabilir? Onları çıkarıyorlar haritalarını. Altın arama malzemelerini ediniyorlar. Ve gidiyorlar altını buluyorlar. Oradan çıkartıyorlar değil mi? Kitap okumak da böyle bir süreç. Hangi tür kitaplar bana uygun? Hangi yazarlar daha iyi? Hangi konu benim ilgimi çekiyor? Ne zaman kitap okumalıyım sorularının doğru cevaplarını bulduğunuzda siz altın arama firmasısınız artık. Artık doğru kitaba ulaşırsanız, doğru zamanda ulaşırsanız, doğru konuya ulaşırsanız, doğru yazara ulaşırsanız kitapla probleminiz de çözülmeye başlamıştır yavaş yavaş. Altın madeniniz var. Yavaş yavaş işletin, hiç acele etmeyin. Birden külçe külçe altın çıkmıyor altın madenlerinde. Avucunuzu aldığınızda madende çıkan altınları böyle toz halinde. Onları topluyorsunuz 1 gram ediyor. Sonra 2 gram, 3 gram, 4 gram. Bazılarında şöyle bir bahanesi var. Bu bahaneyi çok duyarım ben. Hatta ben de bu bahaneyi bazen kullanırım. Bazen ama her zaman değil. Çünkü artık farkındayım. 15, 16, 17 yaşlarınıza geldiniz herhalde. Hemen hemen öyle görünüyor. Peki şöyle söyleyeyim, hangi gün yediğiniz yemek şu hale gelmesine sebep oldu bedeninizin? Bana şu yemek beni bu hale getirdi diyebilecek olan var mı? Yok. Değil. Şöyle söyleyeyim. Yani evet, bak ben dün akşam güzel bir yemek yedim, beni bir yere götürdü arkadaşlar. Bu yemekten dolayı şu an 62 kiloyum diyebilir miyim? Bugün ne kadar zayıf olduğumu ortaya çıkıyor. Bakın, o zaman şunu sormalısınız kendinize. Ben işte bir tane kitap aldım, okudum ama aklımda bir şey kalmadı. Çabam, emeğim, zamanım, param boşuna gitti. Ya okuduklarım da aklımda kalmıyor ki neden bunu devam ettireyim? Bu bahaneye çok sığınıyor insanlar. Özellikle bazılarına şunu söylemiş, şu sureyi bir okusana, yani sen de bunun dünyasına gir, yani bu senin okuyor tamam mı, geliyor, ya oku diyorsun her seferinde, okuyorum aklımda bir şey kalmıyor. Ya bir kitap için bunu siz söyleyeceksiniz, ilk başlarda bu çok gayet doğal bir durum, tamam mı, tabii bir durum. Yani insan zihni böyle çalışmıyor ki. Bize hep uç örnekleri öğrettiler, öyle bir alim varmış ki bir kere okuduğunda ezberli, bana ne, dünya böyle insanlardan oluşmuyor. 3 kere okuduğunda ezber, bana ne? Bu benim örneğim değil ki. Benim örneğim şöyle bir şey. 23 yıl boyunca bir kitabı hayatına aktarmaya çalışan bir örneğim var. Kim sizce? Ha, Resulullah değil mi? 23 yıl boyunca gelen vahyi hayata tatbik etmeye çalışmış bir örneğimiz var önümüzde. Şöyle bir şey olsaydı, bir gece Resulullah ona vahiy gelmiş, Kur'an'ın tamamı, hepsini birden sahabeye okumuş, onlar da ezberlemişler. Fakat bizde aynı kabiliyet yok.
Yani nasıl bir örneklik olacak? O zaman yanlış örneğe bakıyoruz. Diyorlar ki işte o alim kütüphaneye girmiş, 3 ayda kütüphanenin hepsini ezberleyip gitmiş. Beni ilgilendirmiyor. Tamam, bu şey tedavi olsun o zaman. Rain Man filmini izleyen var mı? Ama çok gençsiniz onu izlemek için. Evet, tamam, tavsiye ediyorum. Kötü bir yeri yoktu zannederim, öyle hatırlıyorum. Rain Man filmini izleyin. Yağmur Adam. Türkçesi Yağmur Adam. İzlediniz mi? Tamam, kesinlikle izleyin. Orada şey, bu adam yere kürdan döküldüğünde orada kaç tane kürdan olduğunu bir bakışta anlayabiliyordu. Biz öyle değiliz. Biz normal insanlarız, tamam mı? Az önce en başta söylemiştim, hatırladınız mı? Fırıncıyı neden alkışlamıyoruz? Fırıncıya neden belediye başkanı ödül vermiyor? Ayakkabı tamircisine neden ödül vermiyor dediğimiz insanlarız biz. Bizim sürecimiz yavaş yavaş işliyor. Biz Tanrı olsaydık şöyleydi bizim için. Zaman kavramı yoktu. Ol derdik, olurdu. Allah için bir zaman kavramı yok. Ol deyince oluyor. Fakat biz ol aşamasını zamanla birlikte kavruyoruz. Yavaş yavaş, aşama aşama, tane tane, birikim birikim. Böyle bir şey bizim hayatımız. O yüzden bir kitabı okudum da hiçbir şey aklımda kalmadı demeyin. Çok şey aklınızın arka planına itildi aslında. Orada duruyor. Lazım olduğu zaman size söyleten o. Ben bir şey söylüyorum değil mi şu anda? Bir sürü bir şey söylüyorum size. Baştan beri size bir şeyler söyledim. 26 dakika. Onların hepsi bir kitabın bir satırı, bir noktası, bir kelimesi, bir cümlesi, tamam mı? Bu böyle. Yani işte Mustafa bugün burada bir şey söylüyorsa, bu kadar şeyi söyleyebiliyorsa, yani önemli ya da önemsiz, bak bu kısmını geçeyim. Bunların hepsi bir birikim. Sizde de aynı şey olacak. Siz güzel bir kitap bulup, güzel bir yazar takip edip vaktinizin bir kısmını ayıracaksınız ki onlar birikim haline gelsin. Bu matematik içinde böyle, sosyoloji içinde böyle, edebiyat içinde böyle, tarih içinde böyle, coğrafya içinde böyle. Her ne alanda olursanız olun. Şunu bir daha, bir öncesine dönelim. Bahaneler var demiştim. Hani sen zaten okunup yazılan bir ortamda çalıştığın için sana kolay. Biz işte şurada çalıştığımız için bize zor. Onların bahanelerini de söylemiştim, televizyonu izleyebilmek gibi. Şöyle düşünüyorum kendi adıma. Ben köyde inek besleyen birisi olsaydım, Allah şahit yine inek nasıl beslenir kitaplarıyla doldurdum. Şey, ne kadar saçma. Halbuki benim dedem inek besleme kitaplarını okumadan da inek besleyebiliyor. Fakat böyle mi acaba? Yani onları çalışsaydı, okusaydı, kendini geliştirseydi daha farklı olmaz mıydı acaba? Çünkü basit hastalıklardan ineklerin öldüğünü de ben hatırlıyorum. Ya da daha iyi besleyebilirdim. Ayakkabı boyacısı olsaydım da hangi ayakkabı boyaları çok daha iyi, ucuz, parlak, daha güzel, daha memnuniyet verici diye araştırmak neden kötü olsun? Neden insan yaptığı işi en iyi yapmasın? Muhsin kavramını duydunuz mu hiç? Muhsin. Muhsin, Kur'an'ın kavramlarından birisi. Ya işini iyi yapan, güzel yapan, tam yapan gibi anlamlara geliyor. Kabaca öyle söyleyelim. Allah da muhsinleri seviyor. Muhsin erkek ismi olarak kullanılıyor toplumumuzda. Allah muhsinleri sever dediğimiz zaman bütün muhsinler el kaldırır. O benim. O sizsiniz belki de, yani bilmiyoruz. İşini güzel yapanları sever Allah. Her ne iş yapıyor olursanız olun, şu an öğrencilik yapıyorsunuz. Bu bir iştir. Yani iş olarak tanımlarsanız iştir. İşinizi doğru ve güzel yapmak zorundasınız. O yüzden de kopmamaya çalışın kitaplardan. Bir terapi yöntemi olarak yazmak kavramına geçelim. Arkadaşının branşına geçelim. Çünkü o da yazıyor. Yazmak nedir, ne değildir? Bakın yine duygusal bir süreç olarak aktaracağım. İşte yazmanın psikomotor süreçleri falan filan diye böyle saçma sapan bir şeyler söylemeyeceğim. Yazmak arkadaşlar bir kalem alıp içinde hissettiğim bir şeyi kağıda dökmek. Şöyle de yazmak mesela. Bugün şey diyor hanım bana, domates, ben hemen yazıyorum. Kaç kilo? 3. Yanına yazıyorum. Bak bu da bir yazmaktır, tamam mı? Sonuçta bir yazmak eylemidir bu. Bir şeyleri kağıda aktarmak. İletişimin farklı bir yöntemi. İletişim yani ben arkadaşımın yanına gittiğimde akşam, gündüz olan biten bütün o beni bunaltan ya da sevindiren şeyleri ona konuşarak aktarıyorum. Bu bir iletişim süreci. Yazmak da buna benzer bir iletişim süreci. Mucizevi bir şey. Ben iki tane çizgiyi yan yana getirdiğimde bu bir anlam ifade ediyor. Ya konuşmak mucizevi bir şey. Konuşabildiğiniz için şey zannediyorsunuz, çok basit bir şey. Fakat konuşmak sahiden anlaşılmaz bir mucize. Ben hala çözebilmiş değilim.
yazabilmek ve o yazdığının karşıda bir anlam oluşturması mucizevi bir süreç. Ben bunu keşfettiğimde şey çok şaşırdım. İlkokulda fasulyeler var ya, bildiğin kuru fasulye. Onları ikiye yarıyorduk biz. İkiye yarmak da şey düz dursun diye. O plastik fasulye satıyorlar herhalde bugünlerde, bilmiyorum. Onlarla bir harf oluşturduğumuzda şey, fasulye var burada, fasulye 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 fasulye, fakat C olmuşlar, tamam mı? Bu nasıl bir şey? Bunu C, ben C dedim, tamam da akşam eve gittiğimde babam da ona C dedi. Çok tuhaf değil mi? Yani her yerde aynı anlama geliyormuş. Bu çok tuhaf bir şey. Yazmak işte böyle mucizevi bir şey yapıyorsunuz. Yani mucizevi bir iletişim tarzı, tamam mı? Bunu keşfettiğimde şey yaptım. Böyle dut ağacı var evimizin iki katlı. Alt katında inekler oturuyor, üst katında biz oturuyorduk. İkinci katın penceresinin orada bir dut ağacı var. Her böyle baharda da bir tane şey gelirdi. Kumru oraya yuva yapardı, yavruları çıkardı. Pencerenin sahanlığı geniş. Bu pencereler gibi şu kadarcık değil mesela. Köydeki pencerelerin sahanlık mı deniyor ona? İşte önündeki boşluklar, neyse adını tam bilmiyorum. Oradaki boşluk şu kadar falandı. Yani oraya böyle oturup şey yapabilirsiniz, oyun oynayabilirsiniz kardeşinizi. Ben oraya otururdum. Bir yandan kumruyu seyrediyorsun, yavrusuyla ilgileniyor. Bir yanda çiçekler var, bir yanda dut ağacı var. Şey dedim, yani çok güzel bir şeyler oluyor tam dışarıda. İçin içine sığmıyor onlara baktıkça. Yani böyle mi olmalı? Yani bu burada mı durmalı? Ben bunu birine daha anlatayım. Şey dedim, okulda şiir gibi bir şeylerden bahsediyorlardı. Ben de yazarım. Yani şey demediniz mi hiç? Güzel bir pasta gördünüz. Ben de yaparım. Demediniz mi? Ben öyle dedim. Madem o yazmış o şiiri, tamam, ben de yazarım. Yazdım, kayboldu. Kelebek melebek geçiyordu içinde, öyle hatırlıyorum. Yani böyle duygusal bir hatıraya dönüştü. Ne kadarı gerçek bilmiyorum. Fakat şey var, öyle bulut halinde bir şey var gözümün önünde. Ben de yazarım dedim, yazdım. Böyle çirkin bir yazım vardı. Babam her seferinde şey, amcaoğullarını toplar, kardeşimi toplar. Getirin defterlerinizi, getirirler böyle amcam da yanında. En çirkin senin yazın var derlerdi. Önemi yok. Bilgisayarla yazıyorum artık yani. Yani istediğim fontu kullanırım, yani sorun yok. Yazınızı düzeltmek önemli bir şey de, yani çok birincil bir dert değil, o yüzden demeye çalışıyorum. Ben onu fark ettiğim gün yazmaya başladım. Ve yazdığımda birilerini okuttuğumu hatırlıyorum. Bazısı şey dedi, ne lan bu saçma sapan arkadaşlarımdan. Öğretmen dedi, güzel olmuş. Çok da ilgilendiğini hatırlamıyorum. Fakat bunu devam ettirdim. Ortaokulda devam ettirdim, lisede devam ettirdim. Hatta ilk yazdığım hikaye ve romanları saklıyorum. Birkaç kişiye okuttum sadece. Ve okuttum, iyi ki okutmuşum. Çünkü bunlar basamak, tamam mı? Ben şimdi mesela onu yayınlamayı düşünmüyorum. Fakat o basamağı gördüm. Ben oraya da basmışım, tamam mı? Oradan da geçmişim, buradan da geçmişim. Şimdiki yazdıklarım çok mükemmel, o yüzden yani onu demiyorum. Ama bir basamaktan geçmişim, tamam mı? Yani bunlar çok subjektif şeyler. İyi, güzel, çok güzel, muhteşem, şahane. Önemli değil ki, ben içimdeki o şeyi dışarıya koyabildim mi? Evet. Tamam, bu başarılı oldu o zaman. Karşımdaki benim ne dediğimi biraz anladın mı? Evet, tamam, o zaman başarılı oldu. Bana ne oldu peki o zaman? Ben şey rahatladım. İçimdeki o derdi dışarıya aktardım. Ve rahatladım. Bu süreç böyle bir şeydi. Peki her zaman edebiyatla ilgili kitaplar yok değil mi? Bazıları başka şeylerden de bahsediyorlar. Müslüman olmak demek bir dert sahibi olmak demek aynı zamanda. Yani bir derdimiz var. O dert şu. Biz doğduk ve bir süre sonra öleceğiz. Bu kısacık bir dünyada yaşıyoruz. Çok kısa bir dünyada yaşıyoruz. Dedemle çok gezdik biz. O öldü. Ben ölümü ilk defa orada fark ettim. Zaten biliyordum, tamam, herkes ölüyor, bir şeyler oluyor. Köyde birileri ölüyor, şehirde birileri ölüyor. Fakat dedem öldüğünde ben ölümü fark ettim. Çünkü sevdiklerin de ölebiliyormuş. Sonra biraz daha zaman geçti. Babam öldü. Yani çok tuhaf bir şey. Demek ki ölebiliyormuş yani. Sonra anladım ki ben de öleceğim. Yani anladım ki deyince şey, ne kadar gerizekalısın. Bak, bu kabullenmekle alakalı. Kabullendim ki ben de öleceğim, tamam mı? Bu o bile bir süreç. Önce süreç. Öldüğünü kabul ettiğini zannediyorsun. Sonra gerçekten ayrıldığını kabul etmek bir zaman. Evet, sonra evet. Sıranın sonuna geleceğini kabul etmek bir zaman. Halbuki insan şey zannediyor, değil mi? Ölüm, evet, vardır. Herkes ölür zannediyor. Fakat bu bir kabulleniş.
O zaman şunu fark ediyorsun. Sıra sana geldiğini hissettiğinde ve kabullendiğinde dünya sahiden çok kısa bir süreç. Peki ben bu kısacık süreçte bir Müslüman olarak ne yapmalıyım? Bir derdim var. Kendim için mi yaşamalıyım? Hiçbir anlamı olmaz. Başkaları için de yaşayan insana biz Müslüman diyoruz. Başkalarının mutluluğu için de yaşayan insanlara biz Müslüman diyoruz. O yüzden bizim adımız Müslüman. Yani Müslüman tanımının içine bunu da koyun bir zaman sonra. Kendiniz için yaşıyorsanız yani bunun bir değeri yok. Hem diğer insanlar nazarında hem Allah nazarında bunun bir değeri yok. Şuraya bağlamaya çalışıyorum. Hep edebiyat yazmıyoruz. Müslüman olarak bir mesaj var. O mesajı birilerine ulaştırmamız gerekiyor. Kur'an diye bir mesaj bize yazılı olarak nasıl ulaştırıldı zannediyorsunuz? Onların derdi vardı, bize ulaştırmak için çaba sarf ettiler. İşte o toplanan komple hadisleri, diğer rivayetleri, onlar bize dert olarak onları ulaştırdılar. Dert edindikleri için bize ulaştı. Aman falan deselerdi bugün bize hiçbir şey ulaşmazdı. Sizin de böyle bir derdiniz olmalı. Siz mesela o derdinizi, bu şey bilgileri bugüne taşımaya çalıştınız. Bundan sonraki günlere, zamanlara, nesillere taşımaya çalıştınız. Ve bazen hissettiğiniz, doğru bulduğunuz şeyler var. Onları da yazdınız. Sosyal medyada olur, bir defterde olur, bir kitapta olur. Hangi tür yazarsanız yazın ve onları ulaştırdınız. Bunu dert olarak edinip bunu yazmaya başladınız. Bu sizi rahatlatacaktır. Bu sizden sorumluluğun birazını, bak birazını diyorum. Yani yazarak tamamen kurtulursunuz gibi bir iddiam yok. Çünkü bazıları böyle bir kurtulmuşluk iddiasıyla yola çıkıyorlar. Ben diyeceğimi dedim, ben yazacağımı yazdım. Benden sorumluluk gitmiyor. Yani öyle bir şeyle sorumluluk gitmez arkadaşlar. Ben işte bilmem ne yaptım, benden sorumluluk gitmez. Siz hala yaşıyorsunuz, hala o problem ortada duruyorsa sorumluluk sizden gitmemiştir. Yazarak bu sorumluluğun bir kısmını üzerinizden atabilirsiniz diyelim. Şey var, kitaplardan da biraz bahsedeyim, bitireyim. En azından bilginiz olmuş olsun. Kendimden bahsetmek çok garip geliyor ama biraz bahsedeceğim. Çünkü kitap yazar toplantısı malum, başlık uygun yapayım. 2000 yılında sürekli yazmaya başladım. 2000 yılıydı zannederim. Daha öncesinde de bir şeyler yazıyordum ama çok düzenli değildi. O yazdıklarım genelde hikaye ve roman tarzı şeylerdi. Yazdıklarımı biriktiriyordum. Askerdeyken en çok şiir yazdım. Hayır, sevgi, aşk üzerine değildi. Lisedeyken daha çok şiir yazdım. Onları şey, herhangi bir yerde yayınlamak gibi bir düşüncem hiç olmadı, olmazdı. Peki, sevgi, aşk üzerine yazmak kötü bir şey mi? Hayır, kötü bir şey değil. O yüzden öyle söylemedim. Çünkü şey, benim yapıma uygun değil, tamam mı? Ben duygusal olmaktan utanırım. Erkekler ağlamazla alakası yok bunun. Yani duygusal süreçlerden ben hep utanmışımdır. Kendimi oradan soyutlamaya çalışırım. Çünkü şey var, bununla ilgili travmaları var insanların, tamam mı? 1985'leri düşünün. Düşünmeyin, boş verin. Zaten çok yani, sizin için uzak bir zaman gibi görünüyor. Köydeyiz. Köyde motorlu araç olarak, şimdi otomobil bilmem ne falan filan söyleyeceğim de onların hiçbiri yok. Bir traktör var bir kişide, tamam, o da zaten bilindik bir şey, külüstür bir şey. Almancılar dediğimiz adamlar var, bilirsiniz, bizim akrabalarımız, kardeşlerimiz falan filan. Onlardan birisi geldi, Mercedes otomobiliydi, çok şahane, lüks bir şey o dönemin Mercedes. Onlar eve girdiler, işte misafirler ağırlandı, biz camlara yaslandık böyle, bu ne biçim bir şeydir diye. O adam çıktı kapıya, çekilin lan oradan diye bir azarladı bizi. Ben ondan sonra ünlüler, zenginler, bilmem kimler falan filan hep uzak durmaya çalıştım. Duygularımı da ifade etmiyorum. Merak duygusu aslında oradaki, değil mi? Yani bir kıskançlık, bir bilmem ne falan değil. Onları da saklamaya çalışıyorum genelde. Ya da şey, ön plana çıkmasına izin vermemeye çalışıyorum. O yüzden de aşk şiirleri, şunlar bunlar kötü değil. Onları ifade edeyim. Bunlar zaten, yani ben doğuştan öyle bir özelliğe sahip değildim de annem babam zorla vermediler. Bu hani sevgi, aşk falan dediğimiz şey Allah'ın bize verdiği bir şey. Bunu doğru kullanırsak herhangi bir sakıncası yok. Benim yazdığım şeyler genelde Necip Fazıl'ın yazdığı şeylere benziyordu. Ölüm üzerineydi. Yani böyle saçma bir tarafı da var. Tamam. Liseli bir çocuk neden ölüm üzerine şiir yazar? Ama biz lisedeyken öyleydi. Ben sonraki defterime şey yazmışım. Çeçenistan Savaşı ile ilgili bir şey izlemiş. Şey, böyle konferans etmişim ve gelince... Onları tam olarak anlayamıyorum. Anlamak için daha çok yanmam lazım demişim. Yani çok düşünüyoruz. Yanlış yükleme mi yapıldı? 11 yaşında niye biz
acı çekmek için dua eden insan ama eşim. Biraz da dönemin şartları zannedelim. Çünkü bu dönemde mesela bunları çok fazla gençler hissetmediler. Anne babaları onlara vermedi. Fakat bizim yaşadığımız dönemle biraz da alakalı. Sonra 2000 yılından sonra öncesinde hatta şey dedim ben, bir gazete vardı Tavşanlı'da, yerel bir gazete. Ben size köşe yazarlığı yapayım mı dedim. 18 yaşında adamsın sen, ne diyorsun? Yani onlar da çok ciddiye almadılar ama şey de demediler. Yani git başımızdan da demediler. Arada bir yaz getir bakalım nasıl olacak dediler. Ben götürdüm. Bilgisayar buldum öyle bir zamanda. Çıktısını aldım böyle A4 kağıda. O zaman yapılan baskı dizgi şeklindeydi. Böyle harfleri tek tek diziyorlar. Sonra yan yana bütün yazıyı, sonra onu basıyorlar falan. Ertesi gün gazetede şey gördüm. Bunun aynısının fotokopisini böyle oraya basmışlar. Bir de küçültmüşler şöyle. Reçete gibi olmuş, ilaç reçetesi. Sen birkaç böyle devam etti. Sonra lan bu okunmaz dedim, vazgeçtim. 2000 yılına doğru Sefer Göltekin vardı beraber çalıştığımız. Onunla Tavşanlı'nın Sesi gazetesine gittik. Biz burada yazmak istiyoruz. Zaten bir sürü dergi çıkarıp batırmaktan bıktık. Burada yazalım bari, hazır batmayanı var. Ben de bazıları hala duruyorum. Ben de birkaçını sakladım. Orada devam ettik. Çok düzenli bir şekilde yazdık. Şöyle, siyasi bir yazı yazmayayım dedim. Dini içerik çok, hani o zamanlar çok genciz, yazmayayım dedim. Ne yazayım o zaman? Ne yazayım değil, zaten yazdığım bir şey yazsam ya. Ama gazetelerde çok alışılmış bir şey değil ki böyle kısa köşe yazılarında hikaye okumak. Bazılarında vardı da burada hani yerelde böyle bir şey beklemiyor insanlar. Ne diye adam yerel gazeteyi açıp da bir hikaye okusun. Fakat ben dedim ki yerel hikayeler yazacağım. Orada başladık. Her gün bir hikaye yazıyordum. Ve epey zaman geçti, birkaç ay. Sonra geri dönüşleri almaya başlıyorsun. Ya bizim sokakta böyle bir yer mi varmış, böyle bir olay gerçekten oldu mu demeye başladılar. Olmadı o kadar, o kadar da değil yani. Her olanı yazmak, hikayeleştirmek değil. Onları yazmaya başladığımda ilgi çekti. Geri dönüşler güzel oldu. Ben hikaye üzerine daha çok yazmaya başladım. Bir gün ekmeğin yapılış sürecini anlattım ya size. Kitabın yapılış süreçlerini anlatıyorum aslında şu anda. Bir gün büyüklerimden birisi şey dedi, ben senin dedi yazıları dedi Nesil Yayın Evi'ne gönderdim, kitap yapacaklar. Ya bir soraydın, bir düzeltmesini yapaydık diye. Gönderdi, onlar da yapmamış. Kocaman yayın evi ya, yani Nesil Yayınları, hiç düzeltme yapmamışlar. Açıkçası kapağını da çok beğenmemiştim ben. Elma Kokulu Ev elinizdeki o kitap mesela, o 2003 yılındaydı ilk baskısı. Yazım hataları var, işte kapak kötüydü, dizimini kötüydü falan filan ama bir yandan da şey, sevinçten havalara uçuyorsun, tamam mı? Yani bir kitabım var, yaşın daha 25'li yaşlar. Bu güzel bir şeydi. İyi ki göndermiş, iyi ki böyle bir adım olmuş. Zaten yol kazaları hep olur. Yani hiçbir şey sıfır hatayla olmaz. Sıfır hatayla bir şeyler yapmaya çalışırsanız zaten hasta olursunuz. Siz de masumlar, apartmanda yazarlar. Sıfır hata diye bir şey yoktur. Siz çünkü nesiniz? İnsansınız. Ne değilsiniz? Tanrı değilsiniz. Bak bunu özellikle her ortamda söylüyorum. Çünkü yavaş yavaş insanlar Tanrı olmaya doğru kendilerini sürüklüyorlar. Ne zaman ki güçlü ve kuvvetli hissediyor insan kendini, Alak suresindeki gibi, müstahniyi her tarafından bağımsız hissediyor, o zaman Tanrı gibi hissetmeye başlıyor. Siz asla Tanrı olmayacaksınız, tamam mı? O yüzden hatalarıyla, kusurlarıyla bir şey yapmaya başlayın yavaş yavaş. Daha az hataya doğru gider sadece. Hatasızlığa değil. Yavaş yavaş o kitap basıldı, geldi. Sonra satıldı. Sonra ben ilk babama hediye ettim. Çünkü babam şey oluyor. İnsan en çok kendisini babasına kanıtlamak zorundaymış gibi. Böyle bir süreç var. Bilmiyorum nedir. İnsan psikolojisi midir nedir. Ona götürdüm işte, baba bak kitabımı. Şey, sağ ol. Aferin lan falan demesini bekliyor insan, tamam mı? Ama öyle değil ya. Yani eski adamlar öyle değil. Okudu mu okumadı mı onu da bilmiyorum. Çünkü hikayelerle ilgili bana hiçbir şey söylemedi. Sonraki dönem bunlar birikti. Kitaba da dönüştü madem deyip susuz bıraktım. Seni çıktı. O da bir başka yayın evinden. En nihayetinde Rüya Kayıtları vardı. O da işte bir başka yayın evinden çıktı. Böyle. Demek ki ben yazıyormuşum bir şeyler dedim. En son bunu şey yaptık. Bu biraz hileli bir kitap. Çünkü Elma Kokulu Ev'de Susuz Bıraktım Sen isimli kitabın birleştirilmiş hali, tamam mı bu? Yeni bir şey yok bunda, fakat sizin için yeni. Ali Esen vardı bizim edebiyat hocamız, bilirler. O şey derdi, okunmamış gazete yenidir derdi. Bugün Twitter'ın olduğu bir yerde böyle bir şey söylemek biraz zor ama yani...
baskı ortamında, matbaanın olduğu ortamda bunu söylemek çok doğruydu. Hakikaten okunmamış gazete yenidir. Benim için çok daha anlamlıydı bu söz. Çünkü köyde babamın kalın mavi bir kitabı vardı. İmanın şeyleriyle ilgili, böyle detaylarıyla ilgili. Akaid kitabı gibi bir şey, tamam. Adını bir şey iman diye. Mavi ciltli böyle bir kalın bir kitap, tamam. Osmanlı Türkçesiyle yazılmış. Hiçbir yerini anlamıyorum. Fakat başka kitap yok. Onu tarlaya götürüp okuduğumu hatırlıyorum. Bir şey anlamıyorum ama yani bazı kelimeler tanıdık işte, o kadar. O yüzden de okunmamış gazete yayınıdır. Bu da sizin için yeni sayılır, okunmadığı için. Neden böyle bir şey yaptık? Çünkü 2003 doğru değerlendirilmediğini ben düşündüğüm için böyle bir şey yapmıştım. Buyurun. Buyurun, buyurun. 45 dakika oldu. 48 dakika. Sormak istediğiniz şeyler varsa son kısımda bunları alayım. Sonrasında da bitiririz artık. Duygularımızı sonuna kadar yaşamalı mıyız? Hangi duyguları sonuna kadar yaşamalıyız? Bak bu çok önemli. Hüzün duygusunu sonuna kadar yaşamaya çalışırsan, hüzün duygusunun en son ulaşabileceği nokta sence ne olabilir? İntihar olur. Duyguların, aşkın en son noktasına kadar yaşamaya çalışırsan o zaman şey, hasta olursun. Delirsin. Duyguların, hangi duyguların şey, aklını sonuna kadar kullan dersem gene yanlış bir şeye yönlendirmiş olurum. Çünkü şey, akıl dediğin şey ışıksız çalışmaz, göz gibi. Yani vahiy ışığında istediğin kadar kullan. Fakat duygular için aynı şeyi söyleyeyim. Duygularını belli bir yere kadar kullan, tamam mı? Sonuna kadar değil. Duyguların sınırını aklında kontrol et. Ben nereye kadar giderim bu duyguyla? 15 yaşında, 16 yaşında ben de aşık oldum, tamam mı? Sonuna kadar yaşayayım falan diyemezsin bunu. Çünkü bir sonu yok. Yani beni götüreceği yer doğru bir yer değil. Peki bu yaşında nasıl aklını kullanarak duyguların sınırını çizersin? Birilerine danışarak. Danışabileceğin doğru kişiler bulundur etrafında. Tamam? Danışabileceğin doğru kişilerin olduğu yerlere gitmeye çalış. Ben o gün o aşkımla meyhanedeki kişilere danışıyor olsaydım bugün başka bir yerdeydim. Demek ki danışabileceğin doğru yerler olmalı akıl kullanımın için, tamam? Yani duygularını sonuna kadar yaşa denilemez. Bu şey reklam jeneriği falan gibi olur. Tamam? Aslında İslam denge değil mi ya, her şey işte kalple beyin, işte duygular, her şey böyle bir tahterevallide gidiyormuşuz gibi, bir ipin üstünde yürüyormuşuz gibi. Evet. İki tarafa da tam ortada olmayı başarma çabası. Başarı aslında sonunda galiba bu. Yani ne aklın esiri olmak ne kalbin esiri olmak. Çok dengeli bir hayat yaşamamız gerekiyor. O yazıyı bekliyorum bu arada. Tamam, yazıp bana gönder. Ben inşallah okuyayım. Sana tavsiyelerde yani gücüm yettiğince bulunmaya çalışırım. Tamam. Kızlarımız arasında başka var mı acaba bir şeyler karalayan, yazan, şiir olur, yazı olur, günlük olur. Kompozisyon işte. Devam ediyor musun yazmaya? Arada. Olsun, o şey bir başlangıç sonuçta. Ya herkes yazar olacak diye bir şey yok ama herkes yazabilir olmalı, tamam mı? Okur yazarız diye iddiada bulunan insanlar okur yazar değiller arkadaşlar. Okumayı öğrenmişler, yazmayı öğrenmişler sadece. Okumuyorlar da yazmıyorlar. Siz hem okuyabilen hem yazabilen insanlar olun ama meslek illa yazarlık olmayabilir, değil mi? Yani ama bunun şey kabiliyet olarak sizde bulunsun yani. Benim hiçbir zaman uçak kullanma ihtimalim yok. Ben pilot ehliyeti alayım gibi bir şey değil bu. Bu her zaman ihtiyacınız olan bir şey. Tamam. Evet. Şeyi de söyleyeyim. Öyle bitireyim ben artık. Birazdan imza günüm var. Tavşanlı Kitap Evi'nde. Gratisin yanında. Gratis deyince bütün kızlar biliyorlar. Tarif eden kızlar. Oraya birisi yazmıştı. Buraya gratis açılsın. Açıldı gerçi. İyi olmuş. Dilek olarak yazmıştı. Dinlediğiniz için çok sağ olun. Epey vaktinizi aldım. 49 dakika olmuş hatta. Hakkınızı helal edin. sağ olun, var olun. İnşallah ileride tekrar karşılaşırız. Fikirleriniz bulaşır. İnşallah güzel bir ömrünüz olur diyerek bitirelim. Teşekkür ederim arkadaşlar.